Hoş geldiniz İzmir'e Göksel Hocam. Hoş bulduk. Evet, yine bir oyunda Sahne Tozu Tiyatrosu ile berabersiniz. Evet, evet, ne mutlu bana. İkinin biri oyununu bundan yıllar önce burada yönetmiştiniz yine Sahne Tozu Tiyatrosu'nda. Ve bu bayağı televizyonlara da konu olmuştu. Mesut Yerdağ, Okan Bayülgen'de birlikte programlara katılmıştık. Gerçekten kapalı gişe, kapı pencere kırdıran cinsten bir oyun olmuştu. Peki bu oyunda da ikinin biri gibi uyarlamalar düşünüyor musunuz? Tabii zaten Ray Cooney çok komik yazan bir adam. Yani farsın ustası. Çok matematiksel yapıyor oyunlarını. Bu da ikinin birinin devamı sayılıyor. Bunun adı da ikinin ikisi. Peki mikrofonu ne yapıyorsunuz ki? Öyle hava olsun diye. Buradan komutlar veriyorsunuz. Evet, arada bir komut veriyorum onlara. Harika. Yani bazen o heyecanla, o coşkuyla duymuyorlar. Onun için sesimi duyurmak için bu sefer buradan bağırıyorum. Harikasınız. Ve tabii ki gelen güzel teklifler de olacaktır ki belki de olmuştur. Biz Ray Cooney'nin o bütün neredeyse çoğu, belki de hepsini, evet, sahneye koymuş bir tiyatro olarak belki de bunu Londra'da, İngiltere'de sahneye koyacağız. Orada da sizin yönetmiş olduğunuz adı aslında karmakarışık ama sizin uyarlamanıza ikinin ikisi olup ikinin biri oyununun devamı olan bu güzel oyun Londra'da, yani kendi ana vatanında da sahneye konulacak. Reji asistanınızdan, dekorcunuzdan, kostümcünüzden, bunlardan memnun musunuz? Ben bu ekipteki herkesten aşırı memnunum. Ah, bunu duymak sizden çok güzel. Peki. Bu gerçek ama yani. Gerçekten. Ben herkesten teker teker aşırı memnunum. Hepsi o kadar heyecanla, o kadar adanmışlıkla çalışıyorlar ki. Yani şimdi burada 10 saat çalışacağız desem, hiç kimsenin gıkı çıkmıyor. Kimse ne yemek istiyor, ne çay istiyor, ne kahve istiyor, ne mola istiyor, ne uyku istiyor. Gıkları çıkmadan çalışıyorlar. Hiç. Ben bir acaba çıkabilir miyim falan diyen yok. 5 dakika gideyim bir telefon edeceğim diyen yok. Hiç. Peki şöyle diyebilir miyiz? Türkiye'yi bu oyunda kahkahaya boğacağım. Umarım. Bence öyle, olacak. Öyle umuyoruz. Onun için çalışıyoruz ama biz dediğim gibi çalışırken çok gülüyoruz. Mesela az önce bir mizansen yaptık. Sahnedekiler paralanırken biz burada gülmekten öldük. Evet. Umarım seyirci de bizim kadar güler. Daha provada böyleyse oyunda tabii ki bunun misli misli olacaktır. Umarım. Büyük söylemek sevmem ama gerçekten ya biz çok gülüyoruz. Bence yani taşı gediğine koyduğunuz içindir. Yaşlar geliyor gülmekten. Bakıyorum, son kısmına gülüyor. Ben de yetiştim. Evet. Umarım öyle olur. Çok güzel, çok güzel. Umarım seyirci sever, beğenir. Bizim kadar gülerler dediğim gibi. O zaman biz göreceğiz. Önce İzmir halkını davet ediyoruz, sonra tüm Türkiye'yi davet ediyoruz. Evet. Buyursunlar, burada ikinin ikisini hep birlikte izleyelim, izlesinler. Ve evet, bu biraz önce hocamın da söylediği gibi Gamlı Dünya'da biraz daha şen şakrak olmayı başarabiliriz hep birlikte. Bizim de vazifemiz bu tabii ki tiyatrocular olarak. Ha, bu arada sizin yönettiğiniz oyunu takip eden, izleyen bazı öğrenciler, arkadaşlar oluyor. Bazı yönetmen adayları oluyor, bazen yönetmenler oluyor. Orada da sizden bayağı fazlaca şeyler öğreniliyor. Bu da güzel bir fırsat. Peki, şunu soracağım. Komedi oyunu siz yönetiyorsunuz ama oyuncular komedi oyununda rol alırken neye dikkat etmeliler eğer komedi oynuyorlarsa? O takımda genel olarak bir iki şey söyleyebilir misiniz? İşte dediğim gibi demin bir kere çok enerjik olmak. Yani biz tempo demiştiniz. Tempo, yani evet. Tempo hiçbir zaman kaybedilmemeli. O gitti mi oyun gider. Bir de çok enerjik, yani genelde tiyatroda fars biraz küçümsenir. Evet. Yani daha kolay oynanırmış gibi gelir. Oysa ki tam tersi, çok zordur fars oynamak. Evet. Çünkü o kadar incelikleri var ki. Yani işte dediğim gibi bir an bile
enerjiyi düşürseniz bir an bile tek kelime orada. Yani ama filan koysanız gümbür der oy. Gitti. Evet. Çünkü çok dikkatli olmak lazım. Çok atik olmak lazım. Çok zeki, kıvrak zekası olması lazım. Bedenini çok iyi kullanabilir. Zaten tiyatrocunun, oyuncunun bedenini iyi kullanabilmesi gerekli ama burada daha çok gerekli farsta. Evet. Çok yani her şey o kadar önemli ki. Çünkü her şey o kadar hesaplanmış, milimetrik yapılıyor ki yani mesela sahnede duruyor. Bir adım ileride dursa, bir adım önde dursa oyunu bozabilir, bütün oyunu bozabilir durup dururken. O kadar çok dikkat gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Oyuncularınızdan ikinin biri oyunundaki bundan yıllar önce yönetmiş olduğunuz ikinin biri oyunundaki oyuncularınızdan kimler burada yine aynı roldeler? Hemen hemen çoğu aynı. Mesela orada en çok alkış alan bir karakter vardı. Çinli garson. O var mı? O var tabii. O gene Çinli garson oynuyor. Gene Çinli olarak mı devam edecek? Çinli olarak devam ediyor. Harika. Ve çok da başarılı oynuyor yani. Burada ise çağıralım mı hocam onu da? Çinli'yi çok iyi yapıyor. Çağıralım. Çin Çong gel bakalım. Evet sizi de şöyle alalım. Gel Çin Çong gel. Merhabalar. Ben oyunumuzun garsonu Çin Çong Wong. O kadar güzel yapıyor ki Çinli nidalarını filan. Evet. Benim de dilim çok yatkındır ama o çok iyi yapıyor. Bu oyunda peki zorlandığınız, diğer oyuna nazaran zorlandığınız yerler var mı? Benim var. Diğer oyuna nazaran bu oyunda daha fazla rolüm ve repliğim var. Ve o replikleri Çinli birine uyarlamak biraz daha zor oluyor. Evet. Daha uzun replikler var. Bu oyunda normalde buradaki garson İngiliz. Hı hı. Ama biz eski oyuna atfettiğimiz için yine Çinli garson olarak oynuyorum ben. Çünkü neden? O ikinin birinde çok başarılı olmuştu. Çok akılda kalan bir karakter olmuştu. Otelin garsonu. Onun için buraya aynı şekilde onu buraya koyduk. Yani İngiliz değil de. İngiliz olsa çok donuk, böyle ciddi oynaması lazımdı. Ama burada gerçekten o Çinli karakteri o kadar yakıştı ki Tolga'ya, o kadar uydu ki. Sanki adam sahiden Çinli sanırsınız. O zaman soralım. Çinli'de en çok neyi seviyorsunuz? Göksel hocamın sürekli sahneden ben çıkarken Tolga açuçu paçuçu diyerek çıkıyor. Orayı çok seviyorum. Bunun manası da söylenerek çık, Çince söylenerek çık demesi. Geçmişte de bunu sürekli yapıyordu. Hiç unutmadan şimdi de aynı şekilde o mizanseni o şekilde veriyor. O geçmişe de götürüyor bizi. İşte boş kalmasın diye açı çupa çuçu diye bir şeyler uydurarak. O da ama meraklı, o gidiyor bakıyor, öğreniyor. O açı çupa çuçuyu yani Çince sinirlenmiş, sinirlendiği lafları mesela. Onu Çince öğreniyor, onu öyle söylüyor. Yani o laflar uyduruk değil. Gerçeğini öğrenip açı çupa çuçu diye gidiyor. Peki bildiğim kadarıyla ikinin birin oyununda çok aç gözlü bir garsondu bu. Burada da öyle. Yani bayağı. Peki mal varlığında artış oldu mu? Gözünü burada iyice para vermiş. Çünkü ilk filmde o kadar çok bahşiş alıyordu film ki ilk oyunda. Evet. Allah söyletti inşallah belki. Evet. Bir gün filmini de çekeriz. İlk oyunda o kadar çok bahşiş aldı ki şu anda kendime ufak çaplı bir eski model Ferrari. İkinci oyunu altıma çektim tabii. Tabii hocam. Burada da maşallah onu yükselteceğim şimdi. Burada da evvelallah otel yapacağım. Üçüncüsüne Allah kerim diyelim peki. Peki oyunda yani oynarken en zevk aldığınız karakter hangisi? Ben Richard'la oynamaktan çok zevk alıyorum. Richard? Evet. Özer Kaya oynuyor. Evet. Başka oyunlarda da onunla sürekli ortaklaşmamız olduğu için birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Tanıyorsunuz tabii. Merhaba hocam. Merhaba hocam. Evet oyunun bütün onun işi çok ben zor. Yani kelimenin tam anlamıyla oyunun bütün yükü onun sırtı. Evet. Gelecek olan seyircilerimiz ne demek istediğimizi anlarlar, tam olarak anlayacaklar. Oyunun yükü Gürcan'ın sırtında. Yani bunu söylerken hiç tüyo vermek istemiyorsunuz ama. Yani sürpriz.
Peki. Evet. Siz de yıllar boyunca Dormen'de, Kenter'de, orada hep aynı rol arkadaşlarıyla sahneye çıkmıştınız. Evet, tabii. Bunun avantajı gerçekten büyük. Tabii çok herhalde, büyük değil mi? Yani arkadaşlarda da onu görüyor musunuz hocam? O ben avantajı... arkadaşlarda her şeyi görüyorum. Yani bu ekip fevkale, dediğim gibi benim çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum. Böyle heyecanla hep, ben prova pek sevmem. Ama provaya, buraya provaya gelirken hep heyecanla içim kıpır kıpır, bakalım bugün neler olacak diye. Neler çıkartacaklar. Dediğim gibi hepsi çok şekerdir. Çok sevdiğim kişiler. Gerçekten. Sizin en çok sevdiğiniz karakter oyunda hangisi? Benim geçmişten Çinli Garson. En çok onu seviyorum hocam. Ama gerçekten bu oyunda değişir. Hani oynamak istediğim rol o sürpriz rol. Ha, ama... Evet, ikide birde evet. Ben oynasam olmaz, kadın olmaz mı diyor. Tabii olmayacağını bile bile rahatlıkla. Peki Resmi Hanım, sizin en çok beğendiğiniz rol, hemen karakter hangisi oyunda? Ben de sürpriz rol diyorum. Allah Allah, ne kadar güzel, ne ben kadar enteresan. Ben de daha çok sevilecek. Peki Elif Hanım, sizin? Aynı şekilde geçmişten Çinli Garson'du ama bu oyunda hepimizin favorisi değişecek. Oo, çok iddialı. Evet. Peki hocam, sizin hangisi? Ben bütün rolleri seviyorum. Ayrım yapmıyorum. Hepsini seviyorum. Tam bir tık biraz böyle. Hepsi çünkü çok oturdu, çok güzel oturdu. Çok da iyi oynuyorlar rollerini. Ben hepsini seviyorum, ayıramam. Anlaşılıyor ki Çinli Garson favori. Bakalım bu sefer ne olacak? Bana biraz sanki bu oyunda George Pigden ön plana çıkarmış gibi geliyor. George Pigden de benim favorim aslında. O karakter çünkü bütün yükü kaldıran o. Bütün yükü kaldıran o. Çok da güzel rol. Aslında çok dişi. Oyunu döndüren rol ama alkışı alan da Çinli oluyor. Evet. Evet. Ya oyunun hammalı George Pigden, gole atan sürekli Çinli. Ay, çok da dişi rol gelmiş değil mi? Evet. Tolga Bey yani. İşte bazen öyledir, bazı roller çok dişidir. Alır gider. Aa. Peki, son olarak Türkiye'ye buradan seslenmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı sevgili arkadaşlar? Yoksa hocam şöyle söyledi, yani Türkiye'yi kahkahaya boğacağız dedi birlikte. Siz ne diyorsunuz? Koşun koşun tiyatroya. Ya Göksel Kortay her zaman yaptığı işi kusursuz hale getiren bir yönetmen. Şu anda da öyle oluyor. İzmir ve Türkiye kusursuz bir oyun izleyecek sayesinde. Evet, umarım. İnşallah. Harika. Peki. Sahne Tozu Tiyatrosu ve siz Çağlar İşgören Hocam ve Göksel Kortay Hocam yine bence Türkiye'ye damgasını vuracak bir oyun çıkaracak. Komedi oyunu. Komedi oyunu çıkaracak. Komedi oyunu gelecek. Herkesin o yüzden gelmesini ve izlemesini mutlaka tavsiye ediyorum. Harika. Yani ihtiyaç var. Çünkü artık ihtiyaç haline gelmiş olan bir şey var. Belki tiyatroya gelmek ihtiyaç haline gelmemiş olabilir. Ama kahkaha atmaya insanların ihtiyacı var. Evet, bir ferahlamaya, bir gülmeye çok ihtiyaçları var. Evet. İşte bu oyunda da onu bol bol bulacaklar. Evet. Acıları dindiren şeylerden biridir kahkaha atmak. Evet. Tek kelimeyle cevap vermek istiyorum. Bu oyuna gelmeyen pişman olur. Ha, güzel. Peki Elif Hanım. Çok bir şey kalmadı aslında. Hepsini söylediler ama şahane bir komedi. Kelimelerim yetmiyor. Çünkü her an bir şey oluyor. Yani. Boş anı yok. Ay, oraya bakarken bir şey oluyorken başka bir şey, anında değişiyor, başka bir şey oluyor yani. Boş geçen bir şey yok. Hep o tabii o sihirli dokunuşlarla olduğu da aşikar. Çünkü uyarlama. Yani uyarlama derken tabii ki Türk isimler falan o klişe uyarlamalardan değil, profesyonel bir uyarlama. Yani ikinin biri gibi bir kült isme, ikinin ikisi diye Türkiye'de bugüne kadar yapılmamış bir ismi ekleyip de onu rejilemek de her baba yiğidin harcı değil yani. O yüzden bence abartmıyoruz. Bu konuda hemfikirim ben de. Peki son olarak Duygu Hanım, sizden alalım. Ben bu oyunun da yine kusursuz çıkacağına inanıyorum. Çünkü Göksel Hoca daha önceden de oyunlar çıkardığında yine halk çok beğenmişti. Bence yine çok beğenecekler. Gerçekten gülmeye ihtiyacımız var. Ve bu da bu ihtiyacı giderecek diye düşünüyorum. Fazlasıyla giderecek. İnşallah. Rolünüz neydi bu oyunda? Bu oyunda söyleyebiliyor muyuz hocam? Rolü sürprizi söylemiyoruz da normal rolü söylüyoruz. Müdür rolündeyim. Müdür.
Otelin müdürü. Otelin müdürü. Harika. Çok heyecanlıyız. Özellikle Göksel hocamla ben ilk kez çalışıyorum. Yani muhteşem. Yani kelimeler bile yetmiyor. Ne? Ama çok güzel gidiyor hocam. Çok eğlenceli. Peki en çok zevk aldığınız, oynamaktan karşı karşıya geldiğinizde zevk aldığınız rol hangisi bu oyunda? Vallahi hocam herkesle çok güzel bir enerji var. Çünkü hepimiz yani birlik birbirimizi tanıdığımız için ben her rolle ayrı bir uyumla oynuyorum. O çok güzel bir şey. Yani bir sonraki adımda ne yapacağını bilmek insana gerçekten çok güven veriyor bir oyuncu olarak sahnede. O müthiş bir konfor. Arif Bey, siz neler düşünüyorsunuz bu oyunla ilgili? Çünkü ikinin birinde hatırladığım kadarıyla müdür karakterini siz oynuyordunuz. Evet. Müdür karakterini oynuyordum. Şimdi rolüm değişti. Bu metresin kocasını oynuyorum. Hı hı. Eşinden şüphelenen bir beyefendi ama çok sinirli bir kickboksçu. Çok kickboks. Evet, kickboks. Peki kickboks biliyor musunuz? Yani geçmişte biraz ilgilenmiştim. Onun faydasını göreceğim. Çok sinirli bir karakter. Çok heyecan verici. Heyecanla bekliyoruz.